Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yine çok heyecanlıyız. Bugün 500'ün üzerinde arkadaşla birlikte daha önceki günlerde, daha önceki aylarda emeklerimizi sergileyeceğiz sizlere. O yüzden heyecanımız asla bitmeyecek. Bu yoğunluğun içerisinde tabii ki o duyguyu daha çok yaşayan, onlarla daha çok bir arada olan şefimiz var. Küçük bize istersen o duygulardan bahsedebilir misin? Neler yaşadınız bugüne kadar? 25 Ocak 2015 tarihinde ilk dersimize başladığımızda 110 öğrencimiz vardı. 110 yaylı çalgılar öğrencisi, yani keman, viyola, violonsel, kontrabas çalan öğrencilerimiz vardı. 3. yılın sonunda bu sayımız resmi kayıtlı 1020, aktif öğrenci 850, bugün konserde de 550'sini göreceksiniz. Yani gönül isterdi sabaha kadar size burada 3 yılı anlatalım ama o kadar zamanımız olmayacak. Bugün bu akşam bir değişiklik yapacağız. Bundan 9 yıl önce yöneticiliğini yaptığım 23 Nisan Çocuk Sanat Merkezi'nde amatör tiyatroya kayıt olmak üzere 2 tane öğrencimiz gelmişti. Bir sürü vardı ama onlar bu akşam aramızda. Hatta şimdi kuliste de konuştuk. Daha sandalyeye oturduklarında ayakları yere değmedi. Başkanımız da böyle bir şey söyler. Küçücüklerdi ama bugün onların bir tanesi ODTÜ ekonomi mezunu, diğeri de Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda oyunculuk mezunu oldular. İsterseniz onları şöyle küçük bir alkışlayalım. Biz aramızdan ayrılalım, onlara ayrılalım. Sevgiden başlayalım. Çağıracağım. Şöyle bir şey daha söyleyeceğim, böyle yanıma gelin. Onlar gerçekten geldiklerinde şu kadar falan, seyircinin işte 1 metre falandı. Çağrı 30 santim, sadece göbeği vardı. Onlar gerçekten benim çocuklarım gibi. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Gerçekten çok iyi bir sunum olacak, iyi dinleyin. Bu kutlama konserine hepiniz hoş geldiniz. Önce müzik vardı. Evren konuşkandır ve müzikle konuşur. Evreni anlamanın yolu müziği anlamaktan geçer. Bütün evren müzikal prensipler üzerine kuruludur. Bir notanın vesile kıldığı şey, yalnızca bizim anımsayabildiğimiz özel bir anın tekrar uyanışı, bu sayede devasa bir geçmişin yeniden canlanışıdır. Çocuk, güvenlik hissi, grup içinde yer edinebilme, bir etkinlikte görev alabilme, kendi sorunlarıyla yüzleşme ve başarılı olmaya gereksinimler. Müzik programın müzik deneyimlerinin kalitesiyle, programın düzenlenmesi ve ele alınan müzik öğretim yöntemleriyle birlikte çocuğun gelişimine katkıda bulunur. İyi hazırlanmış bir müzik eğitimi programıyla çocuk, yaşamın zevkini ve anlamını, sınıf içinde, toplumda ve dünyada yaşamayı kavrayabilir. Tepebaşı Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası Eğitim ve Çalışma Merkezi, çocuklarımızın küçük yaşta kötü alışkanlıklarla tanışmasını engellemenin bir aracı olarak kurulmuştur. 7-17 yaş grubu çocuklara yönelik keman, kontrbas, viyola, violonsel, flüt, klarnet, korno, oboa, fagot, trombon, trompet, vurmalı çalgılar olmak üzere yaylı, nefesli ve vurmalı çalgılar üzerine enstrüman eğitimleri ve 7-17 yaş grubu çocuklara yönelik koro dersleri vermektedir. Çocuk Senfoni Orkestrası Eğitim ve Çalışma Merkezi'nde bugüne kadar verilen enstrüman eğitimlerinden ve koro derslerinden 516 çocuk yararlanmıştır. Avusturyalı ünlü besteci Mozart'ın şu sözü dikkat eder: duygularımı şiirle anlatamam çünkü şair değilim. Kendimi gölgelerle, ışıkla ifade edemem. Çünkü ressam değilim. Düşüncelerimi hareketlerle de açıklayamam. Çünkü dansçı değilim. Ama bunların hepsini müzikle yapabilirim. Çünkü ben bir müzisyenim. Duygularımızın dili, sevgiliye serenat, bebeğimize söylediğimiz ninni, sevdiklerimize yaptığımız ağıtlardır müzik. Söylenememiş sözlerin çağlayan coşku ve sevinci,
inancın duası, fikirlerin sloganıdır müzik. Yalnızlığımızı paylaşan, coşkumuzu arttıran ama sanırım en önemlisi bizleri daha insan kılandır müzik. Gerçekten de anne karnında annenin kalp atışlarını dinleyerek başlayan bu birliktelik yaşam boyu devam edecektir. Üstelik mutlu eden bir birliktelik de bu. Müzik, insanın doğayla arasındaki en kuvvetli bağlardan biridir. Çünkü doğaya ve insan yaşamına ait her şey müzikte vardır. Bu nedenle de insan yaşamının her alanında müziğe ihtiyaç duyar. Şimdi bugünlere nasıl geldiğimizi anlatan kısacık bir video izleyelim. Bugün çok başarılı bir konser verdiniz ve benden müzik dünyasına giriş belgesini kazandınız. Çok tebrik ediyorum. Hepinize iyi akşamlar. Muhteşem görünüyor olmalısınız. Orada sizlerle beraber olmayı çok isterdim. Geçen sene çok eğlendim. Çok keyifli bir akşam beraber yaşadık. Ama benim sevgili orkestram, sizler her şeye varsınız. O yüzden sizlerle olmak, böyle güzel projeler gerçekleştirmek beni çok mutlu ediyor. Hepinize çok sevgiler sunuyorum ve uzun ömürlü bir orkestra olmanızı, başarılı bir orkestra olmanızı biliyorum. Öpüyorum. Hoşça kalın. Kimin aklına gelirdi ki 45 ülkenin arasından üçüncü olacağımız? Gerçekten muhteşem. Ben bu çocuklarla geçen yıl bir konser verdim. 8 yaşından 13-14 yaşına kadar çocuklar nefes sazlar çalıyorlar, yaylı sazlar. Bir orkestrada beraber çalmak, beraber bir şey yapmak için bir hedef koymak ne kadar önemli bir şey. İnsan hayatında ne kadar önemli bir şey. Bu muhteşem bir eğitim. Bu aileler için çok iyi. Bu projede emeği geçen herkese ben bizzat teşekkür etmek istiyorum, kutlamak istiyorum. En iyi geçenlere, hocalarına, şeflerine, fikir üretenlerine ve tabii ki bütün desteğini veren Eskişehir'deki belediyeye. Buradan gerçekten tebriklerimi iletmek istiyorum ve teşekkürlerimi de iletmek istiyorum. Bu Aydınlık Türkiye için çok güzel bir projedir. İki elin sesi var, orkestrasına tekrar beraber müzik yapmak ümitleriyle diyorum. Çanakkale Belediyesi'nin davetiyle kur orkestraları en anlamlı konserimizdi. Vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumak için hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizle aynı atmosferi solumak bizim için büyük bir şanstı.
minnet ve saygıyla anıyoruz. Şimdi sesi var. Zekisefer Orkestramızın 3. yaşını kutlama konserindesiniz. Şu anda görebileceğiniz gibi Çanakkale'de 57. alayın temsili mezarlığındayım, şehitliğindeyim. Onun için aranızda bulunamıyorum. Ben çocuklarımızı, gençlerimizi, eğiticilerimizi, şefimizi kutluyorum. Tüm ailelere de buradan selamlarımı getiriyorum. Yapabaşı Kültür Üniversitesi Çocuk Senfoni Orkestrası ile çok gurur duyuyorum. Geçen 3 yıl içinde göstermiş olduğunuz başarılarla hepimizin takdirini kazandınız. Sizleri sevgiyle kucaklar, sürekli başarılar dilerim. Tepebaşı Belediyesi Çocuk Orkestrası'nın çalışmalarını uzun zamandan beri büyük bir beğeniyle izliyorum. 3 yıldır büyük başarılara imza atan çocuklarımız önümüzdeki yıllarda mutlaka büyük senfoni orkestralarında çalacaklar. Büyük başarılara imza atacaklar. Onların 3. yaşını kutluyor. Böyle çok değerli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren başta Tepebaşı Belediyesi Başkanı Sayın Ahmet Ataç'a ve değerli öğretmenlerine en içten dileklerimle sevgilerimi ve başarı dileklerimi gönderiyorum. Sevgili çocuklar, merhaba. Sizin konserinizde olmayı çok isterdim. Fakat rahatsızlığım dolayısıyla gelemiyorum. Tepebaşı Belediyesi'nin daveti üzerine gelmiştim, sizin çalışmalarınızı görmüştüm. Hem grup çalışmalarınızı hem de toplu çalışmalarınızı izlemiştim. Çok beğenmiştim. Harika bir iş yapıyorsunuz. Siz müzikle daha güzelsiniz ve müzik sizinle daha güzel. Tepebaşı Belediyesi'nin kurduğu bu orkestrayı burada toplanan, eğitim alan değerli, sevgili çocukları, onları eğiten müzik öğretmenlerini, çalgı öğretmenlerini ve ailelerini kutluyorum. Aranızda olmayı çok isterdim. İnşallah başka bir konserde birlikte oluruz. Sizi ilk dinlediğimde çok beğenmiştim. Tarifsiz beğenmiştim ve bayram yaşadım sanki. Ve size çok müzik yazarım dedim. Rahatsızlığım dolayısıyla bir tek müzik yazma hakkını yitirdim. Bundan sonra iyileşince inşallah yeni müzikleri yazar, size gönderirim. Sizin kayıtlarınızı da dinlemeyi çok isterim. Tepebaşı Belediyesi'ni ve çalışanlarının hepsini sevgili çocuklar, sizin ailelerinizi, öğretmenlerinizi ve sizi sevgiyle kucaklıyorum. Başarılar diliyorum. İyi konserler yap. Herkese merhaba. Bugün yanımızda olanlar. Yeah.
3. yılında 21 eğitmenin yaylı çalgılarına ilaveten üflemelileri, vurmalıları,
ile birlikte 5 Eylül 2015 tarihinde Tepebaşı Belediyesi Başkanı Sayın Ahmet Ataş tarafından çok kısa bir sürede ve büyük bir özveriyle hazırlanan Çocuk Senfoni Orkestrası Eğitim ve Çalışma Merkezi'nde çalışmalarına devam ediyor. Sosyal bir proje olan merkezde 7-17 yaş aralığında çocuklar hiçbir sınava, hiçbir seçmeye tabi tutulmadan enstrüman eğitimi almaya devam ediyorlar. Benim bu noktada biraz kafam karıştı açıkçası. Sosyal bir proje olduğundan bahsediyoruz. Yani eğitim almak için enstrümanları satın almamıza gerek yok mu? Aynen öyle Çağrı'cığım. Çocuklar eğitimlerine Tepebaşı Belediyesi tarafından verilen enstrümanlarla devam ediyorlar. Ve tabii ki konserlerden elde edilen bilet gelirleri de çalgı almak için kullanılıyor. Sözü daha fazla uzatmadan ilk orkestramızı, Sarı Orkestra'yı huzurlarınıza davet ediyoruz. Ve orkestra şefi Ramazan Albayrak'ı sahneye davet ediyoruz.
orkestra hayalleri ve idealleri olan, bu hayalleri ve idealleri müzikle pekiştirip adımlarını daha sağlam atmaya başlayan gençlerden oluşuyor. Ayrıca hayatlarını tamamıyla müziğe adayan gençlerimiz var ki onların da Güzel Sanatlar Lisesi ve konservatuarı kazandıklarını gururla paylaşmak istiyorum sizlerle. Hayatlarına bambaşka yön verecek olan geleceğin öğretmenleri, mühendisleri, avukatları da var ki aramızda. Müzik artık onların vazgeçemeyeceği, ruhlarını besleyecek eşsiz bir kaynak olacak onlar için. Belçika'da 65.'si düzenlenen Uluslararası Müzik Festivali'nde İki Elin Sesi Var orkestramız, aralarında profesyonellerin de bulunduğu 45 ülke arasında üçüncü olmayı başarmış ve ne kadar doğru bir yapılanmaya öncü olduğumuzu bizlere bir kez daha göstermişti. Bizler 1970'lerde suç oranını azaltmak amacıyla Venezuela'da başlayan El Sistema eğitim modelini Türkiye'ye uyarlayarak sağlıklı ve kendini bilen nesiller yetiştirmeyi kendimize görev olarak bildik. Umuyorum yayılmaya, büyümeye ve gelişmeye, aydınlık bir gelecek için aydın gençler yetiştirmeye tüm hızımızla devam edebiliriz. Bu noktada siz sevgili konuklarımıza tekrar teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz ki bugün buraya gelmek, yanımızda olmak için aldığınız biletlerin geliri çocuklarımızın eğitimine çok büyük katkı sağlayacak. Evet, tekrar etmekte fayda var. Biletlerin geliri bizlere keman, violonsel, trompet olarak geri dönecek. Unutmayın, birimizin yaptığı ufacık bir katkı diğerleriyle birleşince önünde kimsenin duramayacağı bir güç haline geliyor. Şimdi karşınızda Kırmızı Orkestra. Thank you.
Yaptıklarımız daha ileriye gitmek için umut verdi bizlere. Sadece enstrüman çalmakla sınırlamadık kendimizi. Söylemek istediğimiz sözler de vardı. Ve durmadık. Çocuk korosunu kurduk. 2 yıllık bir eğitimin sonunda bu projeye koristler de kazandırdık. Koro eğitimi sesi ve nefesi etkili kullanmayı öğretti bizlere. Artık sesimiz ve nefesimiz daha güçlü. Şimdi karşınızda çocuk korosu.
çocuk korosunu kurduk derken son derece ciddiydik. Onlar daha 7-8 yaşındalar ve harikalar. Sahneye gençlik korosundaki büyüklerinin yardımlarıyla girip çıkabiliyorlar. İşte biz bu kadar güçlü bir aileyiz. Hepsine koca bir alkış gelsin. Tam olarak 3 ay 17 gün önce kuruldu Gençlik Orkestrası. Meslek sahibi insanlar var aralarında. Üniversite okuyanlar, mezun olmanın eşiğinde olanlar. İşlerinde başarılı olmanın yanı sıra artık iyi birer koristler de. 3 ay gibi kısa bir sürede çok yol kat ettik. Karşınızda Gençlik Korosu. Ve koroyu yönetmek üzere Derya Aynalcı da sahneye davet ediyorum.
Üçüncü yaş günümüzde geldiğimiz nokta bizlere gurur veriyor. Karşınızda iki elin sesi var, orkestraları ve koroları. Thank you.
En önemlisi sizlere çok teşekkür ediyoruz. Güvenip çocuklarınızı bize emanet ettiğiniz için. Ama görüyorsunuz, emanet ediyorsunuz ama onlar yanlış bir yerde değiller. Onlar müzikle, sanatla iç içeler. Sizden sonra da başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi bir araya getirdiği için ve bu güzel aileyi bize sağladığı için de çok teşekkür ediyoruz. Görüntülerde izlediniz. Başkanımız bu akşam aramızda yok. Biz de çok üzüldük. Onu her zaman görmeyi istiyoruz burada otururken. Dedik ki hoş geldiniz. Tamam. Onu biliyorum. Efendim başkanımız aramızda yok ama onu vekaleten başkan yardımcımız Erdoğan Aydoğmuş aramızda. Büyük alkışlarımızı onu sahneye davet ediyoruz. Slide'da da gördüğünüz üzere belediye başkanımız Sayın Ahmet Ataç Beyefendi il dışında olması vesilesiyle aranıza katılamadı. Üzüntülerini bildirerek selam ve sevgilerini iletmemi istedi. Değerli dostlar, sunucumuzun da ifade ettiği gibi bu senfoni orkestrası 2015 yılının 9. ayında kuruldu. 110 öğrencimizle başladık. Bugün 850'lere ulaştık. Çeşitli illerde konserler verdik. Bunlar Ankara, İstanbul, İzmir, Çanakkale, Bergama ve biraz önce de ifade edildiği gibi Belçika'da 45 ülke arasında 3. oldu. Bu sevgili çocuklarımızın ve eğitmen arkadaşlarımızın başarısıdır. Ve siz değerli ailelerin başarısıdır. Bu vesileyle siz değerli aileleri ve sevgili çocuklarımızı ve değerli eğitmenlerimizi canı gönülden kutluyor, başarıların devamını dilerim. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Velileri tarafından salondan teslim alınacaklar. O yüzden kulislerde kargaşa olmaması için çocukları burada beklerseniz çok seviniriz.